friends, how are you today? We'll compare simple present and present continuous. Firstly, I show you using form, these tense and these tense. Merhaba arkadaşlar, bugün ben size daha önce işlediğimiz simple present'ın ve present continuous'un karşılaştırmasını yapacağım. Bu genelde çok sorulan ve arasındaki fark kolayca ayırt edilemeyen bir durum. O yüzden sizlerle bunu bugün ayırt etmeyi öğreneceğiz. Öncelikle ben biliyorsunuz ki ikisinin arasındaki cümle kurulumunun nasıl olduğunu göstermek istiyorum. İkisini de aslında genel olarak biliyorsunuz ama using formuna bir bakmak gerekiyor her zaman. Şimdi her zaman istiyoruz. Olumlu cümlesinde önce öznelerimle başlıyor değil mi? Öznelerden sonra simple present'ta iki şekilde fiil yazmam gerekiyordu. Neydi? I'da ve you, we'deydi. Fiil birinci halinde yazılıyordu. Değil mi? Ve he, she, it'te yani tekil öznelerimde fiil s'te kısalıyordu. Bu s takısı fiilin yazılma durumuna göre es de olabilirdi, is de olabilirdi. Yani ne demek istiyorum? Siz visit dediniz. Öznem he, she, it'ten bir tanesi. Buna s getirmemiz gerekiyor. Mesela go ile bitiyorsa ne yapıyorduk? S getiriyorduk. Y ile bitiyorsa ne yapıyorduk? Y mi atıyorum? Ve Y, İ'ye dönüşüyordu. IS oluyordu. Bunu ayrıntılarıyla ilk dönem işlemiştik. Sadece fikriniz olsun diye burada görmenizi istiyorum. Sonra gelelim olumsuz haline. Olumsuz cümlede bizim yine iki yardımcı fiilim vardı. Yardımcı fiilim ne yapıyordu? I, you, we, they'de don't, bunu uzunca do not diye de yazabilirsiniz. He, she, it'de yine her zaman kendilerini ayırıyorlar. Doesn't şeklinde yazabiliyorduk gençler. Fiilim ne olacak bu durumda? Fiil. Fiile gelen ekler. Ne olacak? Fiil. Bunlar da zaten birinci halindeydi. Burada fiile gelen s takısı geldiği gibi gidiyor. Ve fiilimi birinci haline geri döndürüyor. Döndürmek zorunda. Eğer ek varsa yardımcı fiili gördüğünde ne yapıyor? Birinci haline geri dönüyor gençler. Soru cümlesinde de ne yapıyorduk? Yardımcı fiillerin başa geliyordu. Yardımcı fiiller her zaman yer değiştiriyorlardı yani. Do ya da does başa gelip sonra özneler ve ardından fiil nasıl oluyordu bunda yine? Bakın does var. Does ben buradayım diyor. Do does olduğunda her zaman fiil birinci halinde ve soru cümlem tamamlanıyordu. Sonra gelelim present continuous'un. Bir önceki dersimizde işlemiştik bunu. Bunda önemli olan neydi? Bunda önemli olan öznelere göre öncelikle yardımcı fiillerimi bilebilmekti. I'da am, he, she, it'de is, we, you, they'de are geliyordu. Ve bir önemli şey daha vardı. Fiilim her zaman ing takısı almak zorundaydı. Bunun olumsuzunda fark neydi? Olumsuzda sadece not'la yapabiliyorduk. Yani am not şeklinde yapabilirsiniz. Isn't diyebilirsiniz ya da is not diyebilirsiniz. Aren't diyebilirsiniz. Bu şekilde. Peki ing takıma bir şey oluyor muydu? Hayır. Ing takım yine buraya geliyordu. Soru cümlesinde nasıl yapıyorum ben? Soru cümlesinde az önceki mantık geçerli. Her zaman yabancı dilde soru yapacaksan yardımcı fiiller başa gelmeli. Tamam mıdır? Hmm.
be you, they şeklinde cümlelerimi yazıyorum. Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum size daha anlaşılır olsun diye. Mesela bunda dedim ki I, you, we, they'de fiil birinci halinde dedim. Bakın. Ne yaparım? Ziyaret ederim. My grandparents. Sonra he, she de ne yap demişti bana? He, it diyelim ki oynar, plays tennis every day. Ben büyük ailemi ziyaret ederim. Öznelerim I, you, we, they'den bir tanesi olduğu için hiçbir ek almadı. Birinci halinde. He, she, it olduğu için estek saldı. Ve bu şekilde yazdık. Şimdi diyeceksiniz ki y ile bitiyor ama neden es olmadı? Aradaki fark şu. Bakın. Şimdi evet. Play de y ile bitiyor. Study de y ile bitiyor. Ama aradaki fark şu gençler. Y'nin önündeki harf sesli. Değil mi? Yani A. Buradaki y'nin önündeki harf sessiz. Sessiz olduğu için benim Y harfim İ'ye dönüşüp S takımı bu şekilde almak zorunda. Bunlardan örnek verecek olursam mesela I am listening music ya da she is studying lesson now gibi ya da they are playing football at the moment. Bu şekilde cümlelerde tek cümle kurulumunda dikkat etmeniz gereken. Bunda am is are var. Ing takısı her zaman var. Bunda sadece olumlu cümlemde tekil şahıslarımda S takısı geliyor. Ve iki tane yine yardımcı fiilim var. Do ve does. Şimdi bunların arasındaki zaman ifadelerine bakacağım. İkisinde de zaman ifadeleri farklı. Bu ne işime yarayacak derseniz. Zaman ifadeleri cümlede gördüğünüzde şunu diyecek size. Ben simple present'ım. O da diyecek ki ben de present continuous'um. Bu kelimeleri gördüğünde bu ekleri getir. Size ipucu verecek. Cümlenin hangi tense olduğuna dair. Evet. Simple present'ta hatırladınız mı? Mesela birkaç tane aklınıza gelen vardır mutlaka. Örneğin always. Neydi anlamı? Daima. Değil mi? Her zaman. Bir diğeri neydi gençler? Usually. Diğeri often. Bir diğeri sometimes. Sonra never. Bir de bakın every. Every'den sonra her şey gelebilir. Yani every day, every week, every year, every month, every Sunday diye söyleyebilirsiniz. Yani bunun anlamı her olduğu için every day, her gün, every week, her hafta, every year, her yıl, every month, her ay şeklinde derseniz düzenli yaptığınız bir işi anlattığınızı simple present ile ifade etmiş olursunuz. Bir de mesela
Once. Once diye bir kelimem var. Bundan sonra da yine mesela once a week, once a day diyebilirsiniz. Ne demek bu? Bir kere, bir kere, bir defa. Yani buna göre değişiyor. Diyeceksin ki once a week. Ne diyeceğim? Haftada bir. Haftada bir. Once a week, once a day. Günde bir defa mesela. Bir diğer zaman ifademiz de twice. Twice da iki kere anlamındadır. Yani günde, ayda, yılda. Aynı şekilde buraya istediğiniz ifadeyi getirebilirsiniz. Mesela ayda iki kere, ayda iki kere doktora giderim. I go to the doctor twice a month diyebilirsiniz. Üç defa demek istiyorsunuz. Three times a year şeklinde. Bunlar sadece böyle değil, kalıplaşmış değil. Şuraları kendinize göre değiştirebilirsiniz kullanırken. Bu bundan sonrası mesela 4 defa, 5 defa demek istiyorsanız 3'ten sonra 3 times, 4 times, 5 times diye istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi geçiyorum present continuous'un zaman ifadelerine. Present continuous'ta bir önceki derste hatırladığınız üzere en çok karşınıza çıkan now, just now, right now. Bir diğeri, at the moment, at present. Başka ne vardı? Hani yakın gelecek ifadelerinde kullandığınız tonight, today. Bir de şunlara dikkat ediyorduk. Emir kiplerini gördüğünüzde mutlaka diyorsunuz ki, aa bu şimdiki zaman. Şu an oluyor ki adam bana emir veriyor. Mesela ne yapıyorum? Be quiet. I studying lesson. Şu an sessiz ol, ders çalışıyorum diyebilmelisiniz. Bunu gördüğünüzde emir kiplerini mutlaka present continuous tense olduğunu anlamanız gerekiyor. Bir de şu vardı. This morning ya da this Monday. Buraya istediğiniz şekilde yine tamamlayabilirsiniz. These gördüğünüzde de sana anımsatacağı tense present continuous olmalı. Gençler, bugünlük dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler.